Kalın damarlı şu an, yataktayım çıplağım. Yalvarıyorum, arayın ya. Ben de kiloluyum, bayılırım senin gibilere. Aklım başımdan gider gülüm. Gelsene Özel'e, öpeyim seni. Tenini koklayayım, içime çekeyim. Mis gibisin, mis. Evli çiftler, bekliyorum. No, Özel'e açık. Sanal seks, ateşli dul, evli, bekar, am, sik, sakso, anal, oral, sanal seks, nude, çıplak, porno, seks, sikiş, lezbiyen, göğüs, orospu, fahişe, Türk, ifşa, Türk, porno, çıplak, nude, götten. Çok fena azım, çok zenginim. Yemin ederim anında havale afet yaparım. Yaş 28, gerçek 25 santim inanmayan DM'e gelsin. Görüntülü olur. Evli, seks, porno, sikiş, porn, turbanlı, azgın, tıştır, azdım, sikişmek, boşalmak, sohbet, cinsellik, seks, azdım, pasif, aktif, Kayseri, İstanbul. Yalnızca koyayım sizin gene, nefesim gitmedi. Gözyaşlarım akıyor bu pişler okuyunca. Jüpiter yok kanka bugün. Götten var. Bugün Jüpiter yok, götten var arkadaşlar. Hadi. İlk silahımı salıyorum. Derken bizlere 10 TL gelmiş, onu okuyalım. Fatma Aygül Çakmak, saygıdeğer beyefendi, eksik olmayın, iyi yayınlar. Teşekkürler Fatma Hanım, çok teşekkür ediyorum. 3 TL gelmiş Doğukan Akbulak, hayırlı selam olsun. Doğukan mesela ben ilk izlediği zamanlarda 10 lira atardı, 20 lira atardı. Yaklaşık 3 ay yayınımı izledi arkadaşlar. Şu an 2 lira attı. Herkes bir konuşuyor benimle, sen benim şöyle kardeşimsin, şöyle seviyorum, iyi ki varsın falan. Görüyoruz işte bunu. Alo. Alo. Efendim canım. Merhabalar, ne yapıyorsun? İyiyim canım, siz ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de oturuyorum, gördüm bir arayayım dedim. Ben de aynı oturuyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Antalya'da yaşıyorum. Evet. 1.70'imdeyim. Evet. 47 yaşındayım. Anlıyorum. Ben de 39 yaşındayım. Evet. Alo. Mersin'de oturuyorum ben de. Evet. Bir evlilik yaptım ben, boşandım eşimden. Siz? Evet. Evet. Siz? Alo. Efendim dinliyorum. Siz? Ben de bir evliyim, ayrılım. Anlıyorum. Yani bir çocuğum var, bir evle. Anlıyorum. Yani yalnız yaşıyorum, sıkıntı yok yani. Ben ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın istiyorum. Ben onu istiyorum zaten. Aramızda kalsın istiyorum ben. Ya gizliliğe önem veriyorum çünkü biraz doyumsuz bir kadınım o yüzden, anladın mı? Evet, ben de aynı. Yeri geldiğinde böyle sert maç, yeri geldiğinde sakin çerçevesinde görüşmek istiyorum. Tamam olur, tamam. Mesela hayatınızda ne yapmayı seversiniz? Ben hayatımda gezmeyi, spor severim. Spor gezmeyi. Yapıyor musun? Ne güzel olur bu çocuğa. Gerçekten evet. Spor yapıyor musun? Evet, spor yapıyorum, evet. Ben spor yapan erkeklere bayılıyorum ya, gerçekten olur bu çocuk. Evet, spor yapmayı severim, gezmeyi severim. Şimdi seksi severim. Başka ben de seviyorum yani. Da işte herkese güven olmuyor, biliyor musun? Evet doğrudur. Herkese de yaşanmıyor. Yani. Herkese de yaşanmıyor ki anasını siktim. Doğru mu yani? Evet doğru yani. Bu arada çok tatlı evet diyorsunuz. Evet ben de. Evet. Ay canım benim, yerim seni. Demiyor. İsminiz? Ben Ezgi. Sizin isminiz Arif galiba. Öyle yazmışsınız orası çocuğu. Doğru mu? Evet. Benim ismim Arif. Evet. Anlıyorum Arif'cim. Anlıyorum. Evet. Bunları severim yani ben. Sekse düşkünüm yani. Ben buradan konuşmayı da seviyorum ama gerçekte görüşmek daha iyi oluyor benim için. Seyahat sıkıntım yok. Güvendiğim sürece hem Antalya'ya yanınıza gelebilirim bir günlüğüne falan. Evet. Ama şu an yanınızda olmak isterdim. Evet, ben de senin yanında olmak isterdim şu anda yani. Ne yapardın mesela orospu çocuğu, bir söylesene. Her şey yaparım sana. Mesela söyleyebilirsin amına koyayım. Söyleyebilirsin anasını. Söyle canım, niye söylemiyorsun ki? Yılamayı severim.
Ama sesin biraz daha zor bir çocuğu. Sesini yükseltir misin lütfen ya? Sesim biraz hızlı da onun için yani. Yok, normal telefonda sıkıntı var galiba canım, evet, onun için. Evet, telefonda sıkıntı var. Evet. Anlıyorum canım. Evet, yani telefonda sıkıntı var. Yani. Ben de yalatmayı çok seviyorum, biliyor musun amına kodum evet. Deniyorsun. Evet, ben de aynı yalamayı çok seviyorum ben de. Ay sen çok tatlısın gerçekten Anaskir'e, çok güzel var ya, gerçekten çok iyi bir insana benziyorsun. Evet, evet ya. Yani, yalamayı seviyorum. Çok iyi yani, dürüst beyefendi bir kişiliğe benziyorsun orada bir çocuğa gerçekten. Evet, doğrudur. Evet. Yani doğrudur. Evet. Sen başka nelerden başlarsın? Ben böyle yalatmayı seviyorum. Köle fantezisini çok seviyorum. Evet. Nereden hoşlanıyorum? Siz hangi fantezileri seviyorsunuz orası bir çocuğu? Evet. Anlamadım. Siz hangi fantezileri seviyorsunuz beyefendi? İşte ben yalamayı severim. Acı buldu yapmayı severim. Bunları severim yani. Ay şu an yanımda olacaktın ya. İşte yanımda. Yani şey olsam olurdu yani. Böyle içime içime girecektin. Evet. Girerdim içine yani. Evet. Aaa. Evet. Ay evet. Çok fena oldum. Evet. Kaldı mı seninki de? Evet, evet. Her şeye böyle evet diyorsun ya, beni benden alıyorsun orospu çocuğu, yani çok güzelsin. Doğrudur, evet. Yani. Sen çok böyle bir ateşli, şehvetli, iyi bir insana, deniyor birine benziyorsun. Evet, evet. WhatsApp kullanıyor musun? Efendim? WhatsApp kullanıyor musun? WhatsApp ya kullanıyorum da hemen olmaz, tek başıma yaşayan bir kadın olduğum için. Evet, yani. Sen bir orospu çocuğu musun? Yani olmaz değil mi yani? Bir. Olmaz yani, tek başıma yaşadığım için. Evet. Yani Facebook kullanıyorum. Facebook. Ne kullanıyorsun canım? Facebook. Facebook? Evet. Ay Facebook ben de kullanıyordum. Kapandı Facebook adresim ya. İşte Facebook kullanıyorum. WhatsApp kullanıyorum. Tamam, belki bu gece saat 12 gibi görüntülü konuşuruz da biraz tanışalım orospu çocuğu, tamam mı? Tamam. Tamam olur, 12-1 gibi konuşalım görüntülü o zaman. Şimdilik olur. Böyle konuşalım da anlıyor musun? Orası bir çocuğusun değil mi? Yani böyle konuş... Evet değil mi? Evet tamam. Tamam olur, konuşalım. Ama şimdi değil. Biraz buradan tanışalım da canımın içi. Tamam tanışalım canım. Başka ne tarz fantezilerin var? İşte bunlar var ben canım. Ay, severim. Ben şu an amcamla oynuyorum biliyor musun? Mehran'la oynuyorum aşkım. Oynuyor musun gerçekten? Evet, oynuyorum. Sertleşti evet, mi? Böyle şap 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 diye sesini duyabilir miyim? Yani damarlı mı peki? Mantar başlı mı? Buyur. Damarlı mantar başlı mı? Evet, evet. O zaman çok güzeldir. Doğru mu orası bir çocuk? Doğrudur canım. Evet, evet. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Ona böyle doğru cevap ver lütfen. Beni çok kandırıyorlar çünkü. Şöyle. Böyle hani bir kadınla konuştuğunda falan onu aldatmazsın değil mi? Aldatmam hayatta. Ben daha çok böyle kadınını koruyan hani böyle şey tipleri seviyorum. Sen öyle tipi tip misin bir sorayım sana. Böyle hayır, kadınını hayır. Koruyan, her zaman beyefendi takılan, hani kadınını başkasına anlatmayan, böyle bir nasıl diyeyim, kadınını çok seven bir orospu çocuğu musun? Yani onu soruyorum. Yok, hayır değil, öyle değil. Yani, öyle şey yapmam yani, hayır. Hayır, nasıl yapma? Kadınını korumaz mısın? Ha, onu kadın. Bak ben sorumu bir daha yani. Söylüyorum bak, bir daha soruyorum ha. Canım. Bak, diyorum ki, evet. Böyle bir tip misin? Kadınını koruyan, kadınının yanında olan, evet, kadınını aldatmayan, evet. Ondan sonra kadınını ha. Mutlu etmeye çalışan bir öğretmen çocuğu musun? Onu soruyorum yani. Hayır, bak ben kadınımı aldatmam. Tamam, yanında yani, olur. Evet, doğru yanında. Mu? Evet, dediğim gibi bir tipsin değil mi? Ben şey diyorum ya, hey, bak. Ben kadınımı anlatmam ama her zaman yanımda olurum. Anlıyorum. Yani her ihtiyacını karşılar yani. Canım benim ha. Ya. Her işte her ihtiyacını karşılarım yanımda olurum yani. Böyle yani alıp şey yok yani. Anladım. Bana böyle yani. Bir en unutamadığın fantezini anlatır mısın? Ya bir sardım nereye? Şimdi de sonra konuşsak olur mu? Daha sonra mı bu konuyu konuşalım? Evet, 12.1'de konuşsak olur mu? Bir sardım gelecek. Ortalığı toplaştıracağım, şey diyeceğim. Tamam evet. Biraz daha konuşalım ama. Bir iki dakika daha konuşalım lütfen. Tamam konuşalım o zaman canım. Tamam canım. Tamam, o zaman canım, sen konuşalım. Benim hep yanımda kalacak kadar delikanlı bir orospu çocuğusun, doğru mu? Evet. Tamam. Sence ben
Yani senin neyin bu saatten sonra? Şu an dersler varım, seni görürsün, kalır mısın? Efendim? 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 Anlamadım. Sevgilimsin şu anda sen bana. Anlıyorum. Sen benim neyimsin biliyor musun? Bilmiyorum, söyle. Sen benim neyimsin biliyor musun? Anlamadım. Sen nesin biliyor musun? Bilmiyorum. Duymuyor musun? Niye duymuyorsun? Ne? Yaklaşık geliyorum. Sesin de duyulmuyor ya. Tuvalette misin? Yaklaşık geldiği için anlaşılmıyor sesin. Şu an geliyor mu? Şu anda gelmiyor sesin. Tamam. Sen benim neyimsin biliyor musun? Neyim? Ben senin. Karımsın. Karımsın. Ne yapıyorsun lan Osuruk? Efendim? Ben mi? Yok dayı, kadını nereden çıkardın ya? Ses mi karıştı? Alo. Alo. Sesin alo. Niye böyle geliyor? Sesin bozuldu senin. İnce gelmeye başladı sesin. Alo. Hatlarda alo. Sıkıntı mı var? Sesin kadın gibi gelmeye başladı canım senin. Hayır değil. Niye böyle? Şu an düzeldi sesin. Şu an normale döndü. Niye? Ses geldi. Sen benim karımsın diye. Efendim? Seni sen benim karımsın diye ses geldi. Ben senin karınım zaten canım. Yok, bana denildi yani. Yok, ben öyle bir şey demedim. Ne alaka? Nereden duydun? Emin misin? Ben sen nesin dedim biliyor musun? Aman akıdığım çocuğu. Evet, evet. Ali Demir bize 22 lira yollamış. Teşekkür ediyoruz Ali Demir'e. Bu antrenmandı arkadaşlar. Daydan bir boş çıkmaz. Sesi az geliyordu. Neyse, gülümü kırmadım en azından. Tamam. Arkadaşlar birazdan dünkü aradığımız elemanı da arayacağız. Hatta Zehra onun numarasını versene bana. Evet. Bombayı patlatıyorum. Hadi bakalım. Eslan. Dün orijinal bir dayımız vardı. Onu arıyoruz. Umarım açar. Arkadaşlar bu küfür trolü. Adama küfürler edip böyle bir onaylatmak üzerine kurulu bir trol. Ondan dolayı lütfen onu yap, bunu yap dedim. Alo canım, ne yapıyorsun? Sağ ol, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de yeni müsait oldum. Ev işlerini yapıyordum, bir arayayım dedim. Niye ettin ya? Müsait misin? Moral oldu ya. Neyin var, kıyamam sana. Efendim? Neyin var diyorum, kıyamam sana. Ya bir şeyim yok da bir arkadaşım biraz durumu kötüydü, kaliteydi. Ne oldu? Biraz içmiş kafayı çekmiş. Evet. Ailesinden boşanmış, sıkıntıları var. Çocuklar perişan ortada kalmış. Evet. Beni aradı, abi ben iyiyim, kafam iyi, yasaklar var, beni alabilir misin? Ben eve gidemem. Çocuklar evde yanıyor. Evet. Dedim gelin baba de. Biz arkadaşımızı, dostumuzu yerden bulmuşuz. Gideydin bari, yalnız bırakmayaydın canım. Olur mu ya? Gittim, evine teslim ettim. Motorunu içeri koydum. Ne güzel. Kapısını kapattım. Benim evimde bir yarım saatlik bir yoldu. Onu da hemen gidiyorum. Ay ne kadar delikanlı bir erkeksin ya. Çok delikanlı bir erkeksin gerçekten. Başlarsın mı? Sen dün telefonu kapattın. Ya dün benim telefon şarjım bitti. Takana kadar uyuyakalmışım. Ya bu sefer dedim acaba o mu arıyor, o aramıyor mu? Bu sefer yok, ben aradım canım. Ben zaten dedim senin yanındayım artık diye, ararım diye. Bak aradım sonuçta. Başlar. Ama numaran bende olmadığı için. Ya ben canım işte ben de tek başıma yaşayan bir kadın olduğum için bana biraz süre tanı. Ben zaten vereceğim. Beğenmezsem, istemezsem aramazdım seni. Hayır. Sorun değil. Bak şöyle bir şey. Yaz. Numaran bende olsun ki. Ya sektir amına koyduğumu çocuğu. Sonra yarrağının fotoğrafını at bana. Ona kanaat getireyim. Ben seni zıt arayacak bir insan değilim ki. Ya zaten ne alakalı? Olmaz.
hiçbir zaman hasretmem. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Numaram sende gözükünce gene benim ya. Neden çıkarıyorsun böyle şeyler? Üzülüyorum bak. Ya bak hayır. Bak şimdi şöyle bir şey. Ben seni zıttı rahatsız edecek, seni işinden alıp... Tamam da zaten sen benimle sürekli konuşmayı istiyorsan ben vereceğim diyorum. Niye bu kadar çok ısrar edip beni korkutuyorsun? Vereceğim diyorum. Tek başıma yaşayan bir kadınım. Hayır. Ya herkes böyle dedi bana bugüne kadar. Hep numaram dağıtıldı. Bekle vereceğim diyorum. Hayır sorun değil. Sorun değilse uzatma lütfen. Vermesen olur. Bir şey olmaz. Ya vereceğim. Sen ne yaptın? Durumun nasıl? Neşen, sağlığın, sahtın. Zamanın nasıl geçiyor? İşin nasıl gidiyor? Ne yapayım canım? Uzanıyorum gene. Seni arzulayınca bir arayayım dedim. Sen beni arzulaya dur. Ben de böyle rampa çıkart kararayım. Ne güzel. Ben geleceğim 2-3 gün sonra. Numaramı verip geleceğim hem de. Gaziantep'e geleceğim. Sen bu hafta geliyor musun? Geliyorum canım. Tamam, sorun değil. Gelirsen iyi olur. Gelmezsen de... Bundan bir şey çıkmaz. Performansı, ambiyansı alamadım. Canım nasıl isterse o şekilde devam eder. Tamam canım. Hiç problem değil. Sen, ben üzülme. Kendini üzecek bir şey yapma. Kendini ezdirme. Sorun değil. Ay canım benim ya. Benim için hiç problem değil. Hayat nasıl olsa akıp gidiyor. Benimki var ya şu an çok ıslak biliyor musun? Ben erkeğim. Ne olursa idare ederim. Ama bir bayan olarak. Yarraydı gariban yapıyor ya. Alkol içmiş. Ya. Anlıyor musun? Anlıyorum canım. Nefesim tıkanıyor seninle bol şekerim. Gerçekten mi? Vallahi billahi. Benim de var ya. Amcığım ıslanıyor amcığım. Keşke... Oy desene kıyamam, biraz. Kıyamam ya. Vallahi ben size nasıl oluyor ya? Canım. Şu an oynuyorum. Süpersin sen. Vallahi mı? Evet ıslandı. Okşamıyor bir şey olmaz. Okşuyorum canım. Sen de biraz güzel şeyler söyler misin bana? Okşa bir şey olmaz. Bana dün ettiğin küfürleri eder misin lütfen? Sorun değil, tembihim. Evet. Ben iki de kahtaram. Ya anlaşılmıyor, sesli konuş biraz. Dedim kahtaram, ben iki de kahtaram. Ne güzel, elini cebine sok. Zaten elinde de. Savaş zaten mecburen. Canım benim için koşar mısın? Lütfen ben çok seviyorum biri benim için bir şey yapınca. Rampa çıkıyorum. Tamam. Biraz koşmanı istiyorum lütfen. Nefese kalmışım. Çok güzel. Nefes sesi çok güzel geliyor. Nefesin çok güzel geliyor. Ne oluyor canım? Alo. Sen. O ses nereden geliyor? Koşuyoruz. Koşuyor musun? Ya sanki biri seni sikiyormuş gibi hissettim. Kusura bakma. Sen rahatlayasın diye ben o şekilde. Gerçekten biri seni sikiyor sandım şu anda. Beni ne yapıyor? Biri sanki seni sikiyormuş gibi hissettim. Öyle nefes alıp veriyorsun ki. Aynen öyle. Nasıl yani? Aynen gerçekten öyle. Mi? Tabii canım sen sikiyorsun. Efendim? Sen sikiyorsun. Ben mi sikiyorum seni? Aynen. Nereden peki? O zaman sen benimsin bundan sonra. Tamam ben seni tek sikebilirim tamam mı? Efendim? Ben seni sikebilirim bundan sonra tamam mı? Zaten başka olabilir. Sen bundan sonra bana aitsin. Senin tek sikicin benim tamam mı? Aynen öyle.
Ay canım ay. Benim ay. Bak Gaziantep'e geldiğimde ne yapacağım biliyor musun? Evet. Sıra gecesinden sonra gece senin götünden sikeceğim dayı. Sana kilot da alacağım. Bundan sonra tek sikicim benim dayı. Bak bu Twitter'da o kadar dayıyla konuştum. Beni hep aldattılar. Beni gerçekten mutlu ettin. Bugün aranı Mart'ın 3'ü abi, tamam mı? Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz olsun ya. Bugün aşkımıza gerçekten bir isim koyduk. Tek sikicim ben sensin dedin ya bana. Yanlış anlama dayı. Bundan sonra ya benimsin ya toprağın. Tamam sen gel baba, sıkıntı yok. Aynen. Tamam baba. Muamele sıkıntı yok, sen gel. Full muamele yapar mısın abi? Sen bir gel, ben sana en kararını yaparım. Tamam abi, ben diyorum ki sıra gecesinde bir rakı içtikten sonra gece böyle bir kendimizi karanlığa bırakalım. Sikim sana o karanlık yolda aydınlık olsun dayıcım. Sorun değil, ben seni aydınlatırım canım benim. Tamam be, tamam bebeğim, bir şey diyeceğim sana. Bu arada sana Trend yoldan bir külot sipariş etmek istiyorum. Tanga mı alayım, dantelli mi alayım? Sen git ona öyle sipariş et canım benim. Terbiyesizlik yapma lütfen ya. Canımın içi bak, bir tanem böyle konuşunca olmuyor bak ha. Biz sana hani namusumuz diyoruz, karımız diyoruz, yaptığın ayıp senin ya. Yakışıyor mu sana erkeğinle böyle konuşmak? Düşünsene bak bak. Adam sandı mesela hanıma dedi aşağı kapattın. Bak bak düşünsene canım, sıra gecesindeyiz beraber. Nemrud'un kızı derken ben sana alttan götüne parmak atıyorum böyle. Amına koydum top. Arkadaşlar bundan bir şey çıkmaz ya. Orijinal orijinal diye beklettik de dahi ölmüş be. Beş lira gelmiş bize de. Emir Aktepe, nacizane katkımız olsun, adamsın. Kendine geldi oğlum. Bana şifa verdik, görmedin mi? Adam ölecekti aman am, nefes nefese kalmıştı. Biraz daha kadın taklidiyle konuşsaydık giderdi herhalde. Alo. Efendim. İbo ne yapıyorsun? Anlaşarlığın içinde ne yapıyorsun? Efendim? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım canım, oturuyorum. Twitter'dan gördüm bir yerim dedim. Canım sıkıldı. Evet. Biraz kendinden bahseder misin İbo? İsmin neydi senin? Fatma. Nereden arıyorsun? İstanbul'dan arıyorum. Maltepe. Bağcılar bende. Ben Maltepe'deyim. Kaç yaşındasın İbo? Tahmilce. Efendim? Tahmil. 36. Efendim? 36. Tam girdim, yemin olsun. Sen? Kaç yaşındasın? Aynı sana dedim ya, 36. Sen? Demedin ki be, gerçekten 36 mı çıktı? Yemin olsun. Vay be, gerçekten mi? Ben peki de sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım. İstanbul plakası. Ay, tahminim doğru çıktı yani, değil mi tahminim? Doğru. Doğru tahmin ettim, aynen. Şimdi sana bir şey söylesem, kusura bakmayın da. Buyurun. 15 dakika sonra bana dönüş yapabilir misin? Şu an hayır, ben unuturum. Kafam güzel başka bir erkeği ararım. Efendim? Kafam güzel başka bir erkeği ararım. Şimdi konuşalım. Peki bana güveniyorsa niye numara, özel numaradan arıyorsun? Ben sana güvenmiyorum İbo. Kim dedi güvendiğimi? Daha tanımıyorum seni. Doğru. Tamam, madem ki güvenmiyorsan Allah'a emanet. Tamam, ben 15 dakika sonra ararım seni, tamam mı? Vay amına koyayım, bu da böyle trip atıyor ya. Bu orijinal lan birader. Bu çok orijinal. Bunu Zera şöyle numarasını atayım sana. Arkadaşlar bu ne ya? Yarın arayın. Yok uyuyorum. Yok. Zera ya, dünkü numaraları atma bana ya. Şimdiki numaraları at. Bugünküler nerede? O dayıyı da engelle. O dayının videosunu da atmayın. Başımıza iş açmasın. Ben şu dünkü numaralardan çıkayım. Çünkü dünkü yok mu içinde? Pardon canım, pardon. Mikail Çevik 3 lira. İlker'e saplıyorlar bugün. Onur Tan, hayatında hiçbirine saplamadığın için saplamanın ne demek olduğunu bilmediğinden ötürü bunların bana sapladığını düşünüyorsun. Ama öğrenmek istiyorsan gel, öğreteyim sana saplamayı.
Unutma, bir musibet bin nasihattan iyidir. Buradan anlatmakla olmaz. Bir kere sapladın mı sana? Öyle öğrenirsin saplamayı. Dayak atmadan, dayak yemeden, dayak atmayı öğrenemezsin. Bunlar hep bazarla konuştuğum için cümle kuramıyorum ya. Çok güzel cümlelerin anasını sikiyorum. Farkındayım. Hadi oğlum ya. Ver lan bir tane güzel böyle. İvo'dan ümidim var. Ama İvo'nun biraz götü kalktı. Bir de ararsak der ki numaranı ver, yoksa konuşmam seninle. Tahmil. Tahmil. Ben nasıl 36 yaşında olduğunu bildim. Orası şaşırtıcı yani. Altıncı isim baya kuvvetli galiba. Şu anda salınmış bir boğa gibi sağa sola saldırıyorum da bir türlü düşüremiyoruz. Hani? Alo? Alo? Kiminle görüşüyorum? Ben Gökhan. Ben Irina, Twitter gördü Gökhan, doğru? Doğru. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, oturuyorum ben de. Bu saatte. Ne yapacağım başka? Oturmak var, başka bir şey yok canım. Yani zor. Çıkıp gezmek varken niye oturuyorsun ki? Evet, ben de istiyorum ama biliyorsun Türkiye pandemi çok, o yüzden ben korkuyorum. Korkma ya, bir şey olmaz. Ama öyle deme, çünkü benim arkadaş koronavirüs öldü. Evet, virüsten sen. Ben o yüzden diyorum yani, ben dedim sana ben pandemi korkuyorum. Hı hı. Sen ya bir, virüs gerçekten de çok etkiledi. Evet insanlarca. Evet. Sen biraz kendin bahseder misin, kimsin arkadaş olarak? Tabii 39 yaşındayım. 1.78 boy. 39 kaç oldu? Ben Türkçe sahip bilmiyorum çünkü benim baba Türk, anne Rus. Ben 3 yıl İstanbul yaşıyorum. 33 yıl ben şey kaldı. Arkadaş dedi sen 33 yıl 43 yıl. Years. Ben Rusya kaldı, şimdi Türkiye yaşıyorum 3 yıl. 39 yani... 39 oluyor. 39, I understand. İşte yani. I am 37 years old. 38 yani. Yok 37 yani kaç arkadaş dedi sen 37 yaşındasın diye. Ben 37 yaş. Anladım. Peki sen... Türkiye güzel mi? Sevdim. Ben Türkiye çok sevdim. Çok güzel şehir. Ülke çok güzel. Sen nerede oturuyor peki? Ben Kütahya'da. Kütahya İstanbul semt oluyor. Hayır. Kütahya İstanbul farklı şehir oldu. Şehir, city canım, city, anladım. Aha, city. Ben gezmek seviyorum ama benim seyahat sıkıntı yok, no problem. Yani bizim maalesef yatmayalım yok. Ben de gezmeyi seviyorum ama bu aralar gezemiyorum. Anlıyorum. What is your job, ne iş yapıyorsun? Ben drive, şoförüm yani. Drive, anladım, şoför, taksi şoför. Otobüs, kamyon. Kamyon şoför çok sert oluyor. Ben çok seviyorum. Eski sevgili, ben Twitter gördü, tanıştı. Beni kamyon gezme çıkardı. Çok güzeldi. Gezdirir misin boya boya? Efendim? Evet, ben çok sevdi. Ben kamyon gezmek çıktı. 2 gün onunla gezdim yollar. Sonra İstanbul bıraktı beni. Normalde sert olmayız ama ne bileyim. Ben sert seks seviyorum canım. Sert güzel oluyor. Yani sert seviyorsun. Bu da fısırıktı amına koyayım. Güzel başlıyorlar, umut veriyorlar. Bir insan sayılmam aslında o kadar. Çok, çok ama senin sesin değil. Çok az geliyor canım. Şimdi nasıl, iyi mi? Şu an çok süper, çok güzel geliyor. Bazen şebeke çekmeyebiliyor, o yüzden oluyor. Anladım canım.
Ya ben normalde sohbet insanıyım. Böyle pek sert bir insan değilim. Ha yatakta sert ol denilirse yatakta sert olurum. Ben zaten normal beyefendi kibar seviyor ama yatak cinsellik sert seviyorum. Yani tam benliksin o zaman. Çünkü bizim Rusya seks, cinsellik, su içmek ihtiyaç gibi bir şey. Yani ben o yüzden seviyorum. Ben çok seks düşkün, doyumsuz kadın oldu yani. Of. Ben tam burada, benliksin o zaman sen. Evet, ben evlilik yaptı, boşandı eşimden burada. Ben çok istiyorum hadi. Hı hı. Vallahi seksin her türlüsünü seviyor musun peki? Anal, oral. Çok seviyorum canım. Ben fantazi çok seviyorum. Aa, anlatsana Medra. Neyi seversin fantazi olarak? Ben mesela arkadan çok seviyorum. Yani siz nasıl diyor? Goddan. Goddan çok seviyorum ben. Ha. Biz Rusya sürekli yaptık. Güzel oldu benim için. Ben ondan sonra duş fantazi çok seviyorum. Of. Köpüklü. Evet, kopuklu. Yalamak çok seviyorum. Ha. Bir de kufur esna sert seks. Kırbaç bana vurdu. Sen fahişesin. Urusbu çocuk dedi bana. Urusbusun dedi. Ben çok hoş oldum yani. Ama Urusbu çocuk değil. Ben yanlış söyledim. Urusbusun. Anne bacı kufur yok yani canım. Anladın? Anladım. Mesela götten sikerken şaplak atmayı çok severim ben de. Ya da saçından tutup zorlamayı. Canım ben de çok seviyorum şaplak yapmak. Nasıl kalçalarım dolgun mu bari? Evet, ben spor yapıyorum. Squat yapıyorum. Benim got büyük biraz. Yani kalkık got. Of. Abi benlik bir şey var ya. Beyaz diyen ben çok önem veriyor. Sekse düşkün olduğum ben spor yapıyorum yani. Hı hı. Ben biraz uzun boyu biraz. Bizim Rus kadın uzun oldu yani biliyorsun. Ben 1.70 boyundayım. 55 kiloyum. Of. Var ya tam kucaklık. Kucakta çok güzel sikilirdim biliyor musun? Sen konuşuyor benim mamcık ıslandı canım böyle. İyi işte ıslansın ne güzel. Ben dayanamıyorum oynayacağım canım. Oyna. Tamam. Benim alet de benim yarak da böyle sen öyle tatlı tatlı konuştukça dikiliyor. Wonderful. O senin ıslak daracık amcığına soksam mı ben bu yara? Evet canım wonderful. Ama arkadan da sikerim dediğim gibi. Ama sen sert kufurlu tamam. Sert kufurlu istiyorum ben. Tamam. Senin amını götünü dağıtırım ben. Evet. Seni fahişem yaparım. Sen süpersin böyle bağır bana lütfen. Lütfen. Ben başka erkek arıyorum. Hepsi çok kibar. Ben sevmiyorum. Ben maço erkek seviyorum. Senin gibi. Senin amını sikerken göt deliğine de 4 parmağımı birden sokarım. Bağırta sikerim seni. Bana şey desene yat yere Urusbu, yat yere kahpesani. Yat yere Urusbu, ayır götünü. Evet. Götünü sikeceğim senin fahişe. Evet canım süper. Yaranın hepsini alacaksın. Bana Rusça kufur eder misin? Ben Rusça bilmiyorum ama nasıl ben edeceğim? Öğretirim bak sen Urusbusun demek bidon dobroski. Bidon dobroski. Evet, süper. Sen benim bidon doğrusu gibisin, oruçlusun. Senin göt deliğini sikeceğim, amını sikeceğim. Evet, bir de şey var, senin göt sıkmak istiyorum demek, dobrasivo kasika. Dobrasivo kaviska. Evet, dobrasivo kaviska de. Dobrasivo kaviska. Evet, süper canım. Senin göt deliğini parçalayacağım. Öyle bir sikeceğim ki o götünün üstüne iki bir de senin, olacaksın. Bir de senin. Orospun benim. Evet. Benim amcık oynuyor. Wonderful. Senin o göt deliğini yaracağım var ya. Amını götünü birbirine karıştıracağım. Canım bir de şey var mesela. Sen ağzı sikmek istiyorum. Mardatoni tifem kerdo. Mardat da Vinci. Concerto. Evet canım evet. Evet süper. Ben am sikmeyi pek sevmem ama götten sikmeyi çok severim biliyor musun? Canım benim şu an var ya bembeyaz görsen çok güzel. Of bayılırım o bembeyaz götünü sikerken böyle şaplak ata sikeceğim. Orospum yapacağım seni. Efsane geliyor hazır mısınız? Orta sikeceğim öyle normalde. Efsane geliyor. Yavaş da değil. Ben en son benim patron yattı bilir misin canım?
Nasıl çıktı seni? Anlatsana. Çok dur. Anlatayım mı canım? İster misin? Evet. Ben iş yeri girdi. Ben satış temsilci çalışmak için. Hı hı. Ben Rusça biliyor ya. Benim şirket Ruslar çalışıyor. Beni aldı o yüzden. Aha. Benim patron bana yürüdü arkadaş olmak için. Ben yok dedi. Dedi sen... Aha. Ben arkadaş olmak istiyor. Biraz yakışıklı ama 48 yaş. Hı hı. Dedi kahve içmek ister misin? Tamam dedi. Hı hı. Ben gitti kahve içti onların evi. Bir baktım benim amcık elini attı canım. Beni yapma dedim. Beni yapma dedim. Olmaz istemiyorum dedim. Hı hı. Parmak atınca canım bırak peşimi dedim. Öpmeye başladı beni. Of. O yine nazik davranmış. Ben olsam... Yok ben ama istiyorum canım istiyorum, ben çaktırmıyorum, tamam öyle oldu. Hı. Biraz diyorum kendimi ağırdan satayım, ben anladın ağırdan satmak ne demek yani Türkçe? Anladım biliyorum. Ben arkadaş dedi çünkü benim parmak oynayınca bir baktım benim kilotlu çorap yırttı direkt, benim hoşuma gitti canım. En son lütfen olmaz ama dediğim bir baktım ne yaptı bilir misin canım? Ne yaptı? Benim ayaklarımı yaladı canım. Baş parmağında yaladı mı? Evet yaladı canım. Çok severim ben de biliyor musun? Devam edeyim anlatma. Çok güzel şeyler oldu çünkü. Evet anlat. Sonra benim... Ben olsam seninle görüşüyor olsam ya da görüşme şansım olsa ne yapardın biliyor musun? Ne yapardın canım? İlk mesela ola ki bir yerde buluştuk. Ama dur ben anlatayım ondan sonra canım. Ben batarayım çünkü çok değişik şeyler oldu. Tamam. Benim kilotlu çorap yırttı canım. Bir baktım parmak attı bana. Benim çok hoşuma gitti. Tamam mı? Hı hı. Bir baktım çıkardı kemer. Beni duvarda yadı canım. Bir baktım yalamaya başladı. Ben ah diye inlemeye başladım. Wonderful wonderful dedi. Sırf o gün seks yaşadık diye ben işinden kovuldum. Bilir misin? Çünkü ben çok... Kötü bir şey yaptım canım, dayanamadım. Ne yaptın? Patron yüzüstü uzandı, dedi bana masaj yap biraz, orası bu kule seni dedi. Ben tam masaj yapıyordum, belinden tam masaj yapıyordum, dayanamadım, orada bir şey yaptım canım. Ne yaptın biliyor musun canım? Ne yaptın? Patronumu götümden sıktım abi. İyi yapmışsın. Ekmeğimden oldum abi, işsiz kaldım. Kütahya'ya gelsen bana bir çaycılık ayarlar mısın abi ya? Çaycılık mı? Hey abi ya. Sen Kütahya'ya gel. Sana güzel bir iş buluruz burada. Harbi mi diyorsun abi? Vallahi ciddi. Abi işte iş yok diye bu Rus taklidine sardık. Böyle yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Rus bunu yapıyoruz abi ya. Vallahi acı. Kütahya'da bu ara sıkıntı çok ama... Gelirsen yardımcı olurum. Yardımcı olun mu abi ya? Gerçekten Kütahya'ya gelirsen bana yardımcı olun mu abi? Olacağım valla. Tamam abi teşekkür ediyorum. Senden son bir isteğim var. Sen çok kral adamsın. Bana küfür etmedin abi ya. Ne yapmadım? Sen bana küfür etmedin ya. Allah razı olsun abi senden. Niye küfür edeceğim kardeşim? Burası sanal alem. Ya bana yardımcı olmaya çalıştın. Allah razı olsun abi. Bana herkes küfür etti ya. Ya olabilir kardeşim. Ağlayacak. Tamam abi biz orası bir çocuğumuz yani biz ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz bir genç olarak. Abi. Efendim? Benim senden bir isteğim var abi, tamam mı? Sen her şeyime evet diyorsun ya. Son bir isteğim var, kapatacağım ondan sonra. Abi buyur kardeşim. Bir kere sikim mi abi seni? Bak kardeşim ben seni bir sikersem var ya kamyoncu yarağı yemiş olurdun. Ya abi bir kere siksem ne olur abi ya. Siktir git. Lan yarram. Alo. 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 Sen demedin mi oğlum burası sanal alem sıkıntı yok diye? He? Piç. Bak kapatmıyor, kayıt alıyor galiba. Şu anda bu kaydı dinliyorsanız, bu adam size bu kaydı dinletiyorsa her an götünüze parmak yiyebilirsiniz. Yanınızdaki çok fena bir sikicidir. 15 saniye daha durursanız götünüze büyük bir acı hissedersiniz. Bu adam kendini öyle çok kaybetmiş ki toplum önünde Twitter'a numarasını atıp bayanların aramasını bekleyen aciz bir orospu çocuğudur. Bu ses kaydını dinliyorsanız acilen kaçın oradan. Yoksa o sizi bulur. Lan sektir. Aman koydum bir çocuğu ya. Ses kaydı alıyor bir de yavşam. Çakal. Koydum mu topu. Evet bize bağış gelmiş arkadaşlar yıllar sonra. 1.12 TL gelmiş. Meşhur Irina ile
Patronumu götünden diktim muhabbeti unutulmaz. Reis bağış attım ilk işsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Baran Irmak. Sağ ol dostum. Teşekkür ediyorum. Mikail Çevik 3 lira atmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Ha arkadaşlar bu arada yeni aldığımız kararı söyleyelim. Babam demişti oğlum insanın alışmadığı bir şey yok diye. Hiç düşünmezdim bu tarz orası çocuklarına alışacağımı da. Alıştım ne yapayım. Alo. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun İbo? İyiyim sağ olsun. Kiminle görüşüyorum? Ayşe ben. Buyurun Ayşe. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol Allah razı olsun. Az önce arayan sen miydin yok? Az önce sizi Fatma'yı değilsen miydin yok? Ulaşarsın aradı beni. Anlamadım sen ne diyorsun? Az önce birisi beni aradı mı? Hayır ya ne alaka ben aramadım sizi daha yeni gördüm. Nereden arıyorsun? Ben Mersin'de oturuyorum. Efendim? Mersin'de oturuyorum ben. Sesini alamadım. Mersin'de oturuyorum ben. Ben de Mersin Silifke'deyim. Gerçekten mi? Valla. Aa ben şeydeyim Tömük'teyim. Efendim? Tömük'teyim. Tömük. Tömük'ü biliyor musun? Sen Mektep'te. Tömük. Ha Tömük doğru. Tömük'te şey var ya siteler var ya hani böyle Florya, Gondol sitesi falan. Doğru. İsminiz neydi? Ayşe dedim ya sesim gelmiyor galiba sizlere evet. Beyefendi. Ya valla bazen şebeke de buradan var ya şebeke oynuyor. Ya kaç yaşındasınız Ayşe? Kusura bakmayın. Ben 29 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? 35. 35 yaşındasınız. Evlilik yaptın mı? Ben evlilik yaptım ama 5 sene önce yani boşandım eşimden ben. Çocuk var mı? Çocuğum yok. Ben bir sene evli kaldım. Anlaşamadık eşimle ayrıldık. Siz evli misiniz? Ayşe. Efendim. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın ya da sen konuşursun ben dinlerim ya da ben konuşayım bir dinler misiniz? Tabii dinliyorum. Ayşe ben yanlış anlama hepimiz namus için yaşıyoruz doğru mu? Evet ben, doğru. Ha ben evlilik için düşünüyorum. Yani bir iki günlük değil yani. Sen de hani diyorlar ya sen bir sefer dilin yandı yani. Senden veya ondan kısmet nasip olmadı. Ama ben gerçekçi bir bayan istiyorum. Çok şükür evim var, işim de var, arabam var. Bunların, bu ne yazmıştı hemen Cera bunu bulsana bana. Seni istiyorum yani. Ama eğer gerçek niyetin varsa başım gözüm üstüne otururuz bir gün çayımızı içeriz. Yok diyorsun ki ben geçici olarak ben yokum. Çünkü ben de... Allah'ını seveyim be dayım benim be. Allah'ını seveyim be. İbo. Efendim. Taşaklarını yerim lan senin. İşte biz böyle insanları bekliyoruz toplumdan ya. Ne güzel bak. Yok. Ya ben şimdi gerçeği söylüyorum. Yarın öbür gün var ya yanlış anlama ben aşkım, namusum, şerefime ben seni seviyorum filan. Ne namus amma ne yapayım. Namus parayla olmuş amma ne yapayım. Gerçekçi olun lan. Gerçekçi olun ki. İbo sakin ol İbo. İndir onun ekini. Tamam İbo bokunu çıkarma. Doğru hadi. Yok lan İbo. Hala dinliyorsun da İbo'ya işletmeyelim ya. Evcil İbo. Geçici düşünmüyorum dedi kapattım direkt. İbo gaza geldi amına koyayım. Adolf Hitler gibi böyle balkon konuşması yapmaya başladı. Namus parayla olmuş amına koyayım. The King in the North his name is İbo. Bir an böyle bildiğin kuzeyi harekete geçirecek sandım ya. O kuzeye geliyor değil mi bu? Ölün mü? Su teşekkürler. Kanalımıza su katılmış. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, size nasılsınız? İyiyim, oturuyorum. Oturma.
arkadaşlar. Büyük tezgaha denk geldik. Biz gene içimizdeki iyi niyeti kaybetmeyelim dedik. Dayı böyle konuşuyorsa işletmek bize yakışmaz dedik. Yalnız son aldığım bilgilere göre İbo'nun paylaştığı şeyleri okumak bile istemiyorum burada. İbo'ya yeni çıkarma yapıyoruz. İbo bizi tezgaha düşürmeye çalıştı. İyi niyetimizden kazandı. Yalnız İbo'nun tanımadığı, bilmediği bir şey var. Her gün bir şekilde araştırır, peşinde bırakmaz. İbo tam bir orospu çocuğuymuş arkadaşlar. Merhaba canım. Ben İbo. 29 santim damarlı. Karını arkadan sikmemi istiyorum. Tarzı bir yazı yazmış böyle uzun uzun, tam okuyamıyorum. Vay be. İbo'ya bak, İbo'ya. İrina geliyor uzman İbo'ya. İrina geliyor da yemeyecek ya, keşke okuyaydım ya. Zehra bana direkt numarasını atınca arkadaşlar ben ne yazdığını göremedim. Ne yapalım, iyi niyetimizden kaybettik. 19 santim mi? 19 29 diye okudum yanlışlıkla. 19 yazmış. Düşman götünü amına. İbo'yu tekrardan arıyorum. Kiminle görüşüyorum? Ben İbo, buyurun. Ben Irina, 37 yaş, İstanbul'a oturuyorum. Twitter, ben aradım seni, doğru. Nereden arıyorsun? İstanbul'da mı? Ben yok, ben İstanbul çalışıyor. Ben Adana oturuyorum. Adana biliyor musun? Adana neresinde? Adana biliyor musun sen? Adana, Mersin, Huzurken, Hırsız, her şeyi biliyorum. Ben Seyhan oturuyorum. Siz İstanbul oturuyorsunuz. Suriyeli misin, Afgan mısın? Ben Suri değil, ben Baba Türk, anne Rus. Başım gözüm üstüne. Evlilik yaptın mı? Ben evli oldum, evet, ama şu an evli değil. Yani siz nasıl diyor, yani Türkler, dul kadın, dul kadın canım. Çocuk var mı? Çocuk var bir tane benim, ama Rusya kalıyor. Ama sen Türkiye'de, Adana'da kalıyorsun. Ben Adana, ben 25 yıl Spartak Moskova kaldım Rusya, 3 yıl İstanbul yaşıyorum, 5 yıl Adana yaşıyorum. 34 yaşındasın. Evet, 34 yaş oldu benim. Peki evlilik düşündün mü? Ben evlilik evet düşündüm biraz. Ben güvenmek, arkadaşlık ama önce. Ben direkt evlenmek istemiyorum. Doğru. Aferin. Ben bir de seks düşünmek istiyorum biraz. Seks? Ben seks düşkünüm. Yani bizim Rusya seks cinsellik ihtiyaç gibi bir şey. Peki senin amına yalayım mı? Ben bilmiyorum, utandım biraz ama bak ne konuştuk konuştuk, aramızda kaldı, tamam. Yemin ederim söz aramızda kalır. Ben sana... senin yanında kimse var mı yemin et? Ben yanımda derken senin yanında biri mi var, ben kapatıyor telefonu o zaman. Diyorum ki senin yanında kimse var mı? Bu, senin yanında tek... biri mi var? Senin yanında kimse var mı yoksa? Yok ben tek, hayır yok, ben sandım senin yanı biri var, ben sevmiyorum biri olduğumu. Diyorum ki sen evde tek misin? Ben tekim, hayır ama. Ben tek yaşıyorum Adana, Seyhan. İşte ben de diyorum, kendim demiyorum. Diyorum ki senin sen kiminle yaşıyorsun ben, yani annen mi baban falan? Yok ben sandım senin yanında arkadaş var, ben yok. Sevmiyorum. Çünkü benim eski sevgilim, ben görüştüm, seks yaptım. Dedi ki sen benim arkadaş gelecek, grup yapalım. Ben yok dedim canım, ben kabul etmiyor öyle şeyler. Ben tek kişi istiyorum. Aferin, yok beni yanlış anladın diyorum ki, yani beni anlamadın diyorum ki senin yanında kimse var mı? Ben Allah'tan başka kimsem yok burada. Ben kalkıp böyle seninle konuşup arkadaşım dinlerse ayıp ne gibi? Yok. Evet ben onu diyorum. O yüzden ne konuştuk ne yaşadık aramızda kalsın, anlıyor musun? Ya ne konuşursak ben sen Allah'tan başka kimse duymayacak. Sus. Dobrasi vokasika. Başka ne yapıyorsun hayatım? Ne iş yapıyorsun? Ben çalışıyorum sekreter olarak. Ben Rusça biliyor biraz. O yüzden Rus firma çalışıyorum. Burada tercüman oldu be. Peki ne zaman oturup bir yerde konuşuruz ya da... Ama sen erken... çok uzak bana. Sen İstanbul'a oturuyor. Ben çok konuşamayız ki öyle. Sen şu anda diyorsun ki ya... Ben Adana oturuyorum ama sen İstanbul'a oturuyor. Çok uzak sen. Yok ben sana diyorum ki Tersus'teyim. Tersus.
Ha? Ders üstü okut. Tok otobüsü yarım saat. Ben biliyor Tersus geldi daha yeni. Tersus koni, Tersus sen Adana'da değil misin? Adana Tersus biliyorum. Tok otobüs 3 lira veriyorsun. Biliyorsun geliyorsun 30 dakika. Ha, yarım saatlik işte. Ben biliyor Tersus. Tersus Mersin ilçe oluyor. Mersin Tersus Adana arasında doğru. Bak şimdi Adana. Adana'dan buradan gelirsen Adana Tersus Mersin. Evet biliyorum biliyorum benim biliyorum canım biliyorum. Ha canım benim. Sen kaç saat kaçta yatıyorsun? Ben böyle bilmiyorum. Benimki de yaşıyor. Ben şu an biraz canım sıkıldı. Ben normal aramıyor bu şekil ama ne yapayım? Bugün içki içti Rus vodka. Ben çok azdım canım. Sen içki içiyorsun? Ben Rus vodka içiyorum biliyor musun? Vodka'yı biliyorum canım. Kırmızı sana vodka, peki şarap. Ben bir şey söylemek istiyorum. Senin yara kaç santim? Efendim? 19. Senin 19 çok büyük gerçekten. Ya. Peki senin en sevdik fantezi hangisi? Tabii. İstiyor musun şimdi yapalım mı? Ben çok istiyorum canım. Bacaklarını aç. Açtım canım. Şortmanı indir. Sen Adana kalabilir misin şimdi? Efendim? Adana kalabilir misin peki? Ben görevliyim, tercüman görevliyim. Mülteci var ya, mülteciler Suriyeli, ben de Kürtçe, Arapça konuşan bir insanım. Kürtçe biliyor musun? Kürtçe biliyorum. Canım benim eski sevgilim bana Kürtçe küfür eder. Ben çok hoşuma gider seks esnasında sert maço erkek. Tamam pilotunu indir. İndirdim canım. Bacaklarını aç. Açtım biraz sesli konuş canım. Duyamıyorum ben seni. Amını yanayım mı? Yala canım, yala canım, wonderful ibo, wonderful ibo, wonderful, wonderful ibo. Elimi amını içine sokup yarıyorum. Evet ibo, küfür et bana, uruspum de, uruspum fahişe de, lütfen, lütfen. Senin amını sikim, uruspusun, sen benim uruspusun. Evet sen şimdi, biraz Kürtçe küfür et, Kürtçe küfür et, biraz Kürtçe küfür, lütfen, lütfen. Aslı zeyt benden. Evet, evet. Bakın ne demek o ne demek? Senin amını yiyeyim mi? Ye canım, dayan ye canım. Bir de bana Rusça küfür et, bidon dobruski de, bidon dobruski. Dobruski. Evet canım, bir daha söyle, bir daha söyle. Dobruski. Evet, bidon dobruski, bidon dobruski de. Dobruski, dobruski. Bidon dobruski, bidon. Bidon dobruski. Evet canım. Evet. 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 Hadi. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Wonderful, bu wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful, wonderful. Burası her bütün dillerde küfür et, bütün diller, bütün diller istiyorum. Senin amını sikim. Aşkı zeyde buhu. Ben iş kus et. Evet. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Geliyor. Geliyor. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Aç. Ben yok canım, benim amcık yarar mısın? Efendim? Benim amcık yarar mısın? Yes, ağzımın üstüne otur. Tamam, aç ağzını, hadi, hadi. Hadi, geliyor, hadi. Hadi, geliyor. Hadi. Geliyor, aç ağzını, hadi. Hadi. Soktum İbo boğazına kadar, bundan sonra sen benim namusumsun aslan. Anayın amına koyayım. Lan İbo orospu çocuğu, hani ciddi bir ilişki arıyordun lan Twitter'a.